Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sen çalışmıştın değil mi nisyan? Unutkanlık. Yok, Murat abi, Murat Dursun abi. Öyle mi? Nisyan, unutkanlığın ifrat, tefrit, vasatı. Onu şey yapayım. Bugün psikoloji. O değil yani. O burada bir not var. Onu yapayım. Nisyanın, unutkanlığın tefriti. Çok ilginç. Vasatı, ifratı ve büyük nimet oluşu herhalde o yayına girmedi değil mi? Yok abi. He. Çok ilginç bir ders. Nisyanı da nimet olduğuna dair bir ders. Nisyanın, unutkanlığın tefriti, nefsini unutmak. İfratı, şeytanı unutmak. Vasatı, ücreti unutmak. Çok ilginç. 26. sözün zeylinden. Bu ama sadece bir konuda bir bakış herhalde abi, genel değil. Tabii. Ama yok, genel söyle. Ücreti unutmak, yani hemen onun peşi var. Hizmeti unutmamak. Yani onu yazmadım, uzun olur. Hizmeti unutmamak. Ama ücreti unutmak. Şeytanı, ifratı unutmak. Şeytanı unutursan ne olur? Vesveseleri, vesveseden vesvese edersin. Şeytan unutmasa vesveseden vesvese etmez. Tefriti, nefsini unutmak. Bu biraz tehlikelidir. Nefis vehimle kendisini gösterir. Bu çok acımasız bir latifedir. Rehin, hani bir ders yapacağım dedim ya, rehin alınmış duygular. Bu vehim yapıyor. Mesela bir misal vereyim. Bak, çarşıya gitme. Gitme, yok. Çarşıya gitme. Bak, gidersen yolda aklını kaybedersin. Aklını kaybedersen yolu bulamazsın. Aklın gitti. Bulamazsın. Kız çocuğun senin 3 yaşında, 5 yaşında evde annesiz kalır. O da ağlar ağlar ölür. Sen de orada ne yapacağını bilmezsin. Ölür müsün, kimin eline düşersin belli değil. Onun için sakın gitme çarşıya. Sakın dışarıya çıkma. Bu nedir? Rehin alınmış duygulardır. Tehdittir. Olur mu böyle bir şey? Gücü yetseydi zaten tehdit etmezdi, yapardı. Havlayan köpek ısıramaz, ısırmaz. Isırmak istese zaten havlamaz. Tehdit aynı zamanda acizliği ifade eder. Ve acizliği barındırır. Veya bak, şu filmi seyretmesen var ya, bak tık tıklar duyarsın ha. Bak, şeytanlar gelir ha. Bu vehim yapıyor. Bunu unutmayacaksın. Yani nefsinin vehimi kullandığını. Vehmi dimağıdır. Peki nereden çıkıyor vehim? Tasavvurlar çöplüğünden çıkar. Düşünün, İstanbul Belediyesi topladığı malzemeleri bir çöplüğe atıyor. Bir sürü süret vardı. Yani tenekeler, kağıtlar, arabalar, ayakkabiler, çamaşırlar, bir sürü şey var. Bu tahayyül çöplüğü. Kapat üzerini. Bazı şeyler bitecektir. Elmalar, armutlar, şeftaliler. Değil mi? Bazı şeyler çıkmayacak mı çekilir? Bu çıkanlara da tasavvur. Yani tasavvur çöplüğü. Her şey çıkar kardeş. Çıktı, ne yapacağız? Orada çık. Sök onu, o fidanı. Git tarlana dik. Onu da kontrolünü al.
Orada girift olan, orada hiçbir şey yetişmez. Yetişir elma, armut, karaağaç, gürgen ağacı, bilmem neler, bir sürü pislikler, kavun çıktı, biber çıktı. Orada bir şey olmaz, kendisini gösterdi. Bizim Karadeniz'de şöyle bir şey var. Lahanayı böyle toz gibidir. Yani toz toz, çekirdekleri toz gibidir. Ekerler böyle küçük bir yere. Bire bir, ikiye iki alanda masa kadar. Masa kadar bir yere ekerler, tabii bu artık saç gibi. Ondan sonra oradan sökerler. Söktük. Gider, kazmayı alır, öteki tarlaya bir oraya diker, bir oraya diker. Ha, kontrole girdi, faydaya sebep oldu. Ama burada ise pislikten başka bir şey yok. Hiçbirisi de gelişmez. Birbirini yer. Tamam? Yani rehin alınmış duyguları yapan nefsi emmaredir. Vehmi kullanır, unutmayın. Tehdit o eder. Tehdit, bu cümleyi de yazın. Tehdit, şiddeti kadar acizliği barındırır. Aciz olmasa tehdit etmezdi, edemezdi. Tehdit, acizliği barındırır. Bunlar bir klinik konuşmalarında, doktorlarda bulamazsınız bunları. Vehimde ne anlar o? Tasavvurdan, diman mertebesinden. Ona şöyle yap, böyle yap. Tamam, onun sinirsel şeyle, işte glikozun eksik, selatonin eksik, bilmem ne eksik. Şöyle yap, böyle yapma, onlarla bulunma. Ya vur çal oynasın, pat çatlasın ya. Televizyon seyret olur mu ya, git ya. Hatta garimeşüşler yap diyenler de var. Nisyan Allahu Alem, münim esmasına bakıyor ve bir latifedir. Münim esmasına bakıyor, Allahu Alem. Yani... ve bir latifedir. Konu bitti. Öteki konuya geçiyorum. İşaretleyeyim bunu, okuduğumu. Sen o en son tehdit, şiddeti kadar acizliği mi barındırır? Evet. Acizliği kadar tehdidi şiddetli olur. Avlayan köpek gibi. Yani burada temelde ne yatıyor? Temelde zafiyet, özgüven zafiyeti, kendini tanıyamama, tanımlayamama, tevekkül ve teslim eksikliği. Oysa senin öyle güzel donanımların, öyle harika savunma sistemin var ki, hava savunma sistemi, kara savunma sistemi. Acayip, devreye girmemiş onlar. Yani diman mertebesi, bu tehdit unsuru ikidedir. Tahayyül, tasavvurdadır. Yani zihin alınmış duygular burada, düşünceler. Ama bunun üzerine taakkul var. Yani akıl bundan üstündür. Diyor ki bu aşağıdan yukarıya tehdit ediyor. Aşağıda olduğunu gösteriyor. Yukarıda olsa zaten bitirir yani, matkapla deler. Aşağıda olduğunu gösteriyor. Aklın gider. Madem nasıl gidecekse götür şimdi. Çarşı pazarda aklının gideceğini kim söylüyor? Kimin aklı gitmiş çarşı pazarda? Ustad diyor ki vehme karşı keskin mantık şeylerini kullanın diyor. Keskin mantık ölçülerini kullanın. Çarşı pazara gidince aklın, şimdiye kadar gitmedin mi? Gittin. Peki gitti mi? Yok, gitmeyecek. Ondan sonra iki, senin daha bu tasavvurda, senin öyle latifelerin var ki, taakkul var, içinde 12 birim var. Daha aktif olmadı düşman uçağa gelsin, bak ne oluyor savunma sistemi. Sonra İzanın var, iltizamın var. İltizam ama içerisi garip. Garip muamalarla dolu. Ona girmiyorum şimdi. İtikadın var. 7 tane. İn aşağıya. İrade var. İçerisinde neler var? İçerisinde meyli barındırıyor. Çık dışarıya vicdanda. Zihin var. Zihinde marifetullahlar var. Muhabbetullahlar var. Bir sürü latifeler var. Yapıları var. Yani bir sürü savunma sistemin var senin. Haberin yok demek için söylüyorum bunları. Senin bu savunma sistemleri böyle durumlarda devreye giriyor. Senin hiç haberin olmadı iradenin dışında. Bunlar hep savunma sistemi devrene giriyor. Yani ben iyi değilim ya, kötü şeyler. Bunlar kendini tanımlayamamak, kendine özgüvende olmamak, Allah'a karşı tevekkül teslimin var da fakat şuurunda olmamak, ne şuurunda? Düşmanını tanımıyoruz. Düşman bunları yapacaktı. Bana söyle bakalım. Bu olmaz. Şeytan ne yapacaktı?
Ne yapacaktı yani? Kaldıralım şeytan birimini. Vehim birimini kaldıralım. Neyle peki batını dışarıya çıkartacaksın? Ben niye konuşuyorum o zaman? Konuyu değiştiriyorum. Allah Allah. Sakın kendinle çelişkili olma. Aklın, kalbin ve fiilin birbirini reddetmesinler. Yani aklın, kalbin, fiil. Üç tane. Akl, kalbin, fiilin birbirini reddetmesin. Çelişkili yaşama. Fiilin başka dünyadan, kalbin başka havadan, aklın başka dünyalardan bahsediyor. O zaman işte hangisinin için nereden çıkıyor bilemezsin. Vicdan bir araya gelmediği için mi oluyor? Vicdan yok. Vicdanla alakası yok. Temelde şu. Kendini tanımıyor. Bu tür şeyleri dimağın tasavvurundan çıktığını bilmiyor. Yani ya sünnet-i seni yaşamıyor fiilen. Doğru yaşamıyor. Doğru yerde değil. Bak doğru yerde doğru insanlarla doğru iş yapacak. Üçü değil mi? Akıl, kalp, fiil. Doğru yerde doğru insanlarla doğru iş yapmak. Doğru yer yani kalp ve ruh derece hayatı. Doğru kişiler dima, doğru fiil, eylem sünneti seniye. Ne olacak böyle? Ha gelmez mi başka? Gelir tabii. Kale ama köpek o kadar var ki. Havlasın kardeşim. Köpek dışarıda havlasa ne olacak? Çünkü koruma altındasın. Allah Resulü bir gün Hatif denilen cin tayfesine gitti. Hatif denilen cin tayfesi gözükmüyor, sesleri işitiliyor. 173 veya 143 mektubatta geçiyor. Sureti yok, sureti gözükmüyor, sesleri var. Ama çok acımasız böyle şeyleri var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara tebliğe gitmiş. Bir şey anlatmam, koruma için söylüyorum. Korkunç ya. Korkunç tayfeye basit bir çözüm. Yani o kadar basittirler ki şu çözümü şu kadar basit bir şeyi geçemiyorlar diye göstereceğim size. Korkunç. Cehalet ne kadar rezil bir şey yani. O kadar korkunç tayfeyi basit bir sebep kişini göstereceğim Resulullah'tan. Onu aşamıyorlar. Çünkü sen o kadar güçlüsün. Daha sistemin devrede değil. Yanındaki sahabeyi unuttum adı. Ben onlara gidiyorum dedi. Mektubata geçiyor. Tebliğ edecek. Sen sakın şu daireden çıkma dedi. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Geylani'ye göre 7 tane. Bismillahirrahmanirrahim. 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 7 tane. Hani alt sopayı veya gece ise el parmağını Bismillahirrahmanirrahim, 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 7 tane. Bir alimlere göre 11 tane. Tamam bir ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Gittin tuvalet yapacaksın gece. İşte değil. Aynı konunun kula. Bir yerde tuvalet yapacaksın. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 3 tane veya 5 tane, 7 tane yap. Daire çiz. Sakın dedi buradan çıkma. Allah Resulü gidince yaban arılarının kovanına çomak sokar gibi oldu mu? Çomak sokmak gibi oldu. Arılar uçuştu mu? Resulullah bir şey yapabilir mi? Yok. Ne yaptı? Arkadaşına saldırdı. Arkadaşı sesleri duyuyor sahabe. Kendilerini görmüyor. Fakat gelip çarpıp düşüyorlar. Resulullah gülüyordu. Duvar olmuş. Besmele sen görmüyorsun gözünle. Benim için şuhuda yakın ilmel yakın bu. Besmele çektim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Değil mi? Duvar olduğuna benim itikattan ileri inancım var. Şuhuda yakın. Rastım çünkü gördüğüm için söylüyorum. Geliyorlar. Onlar görmüyor bu duvarı. Besmele duvarını görmüyor. Geliyorlar hızlı. O sahabeye saldıracaklar. Güm yere düşüyorlar. Duvara vurup geri düşüyorlar. Şimdi niye anlattım ben bunu? Bak basit dediğimiz ben sıradan değil mi? Besmele yapıyorsun, çiziyorsun. Git yatak odanda yap bunu. Yatağına yap. Yatarken.
Girsin de göreyim. Karabasanmış. Girsin de göreyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatak oda ne? Al oklavayı. Mutfaktan al oklavayı. Yatak odanda. Yani dolaşamıyorsun. Otur. Bismillahirrahmanirrahim. 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 7 tane böyle çiz. Bit. Yani o kadar basit der ki Allah'ını seversen ya. Benim için aynı yakin seviyesinde bir ilmel yakin bunlar. O kadar basitler, o kadar güçsüzler ki onların en büyük silahları senin cehaletin. Onları güçlü kılan senin cehaletin. Sanki elleri güçlü, her şey şey. İnsandan daha harika bir mahluk yok. Cebrail bile insana nispet ediyor. Onlar kimmiş ki? Basit bir sebep yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bitti. Çıkma dedi, bitti. Demek ki üç tane sistemin çatışması. Başka? Bu dünyayı şartlarını bilmiyordun, sana seçti. Bak bu dünya şartlarını bilmiyordun, sana seçti. Şimdi de karışma. Yani bu dünya şartlarını biliyor muydun gelmeden önce? Yok. Birisi sana seçti, getirdi. O zaman seçene tabi ol, bu dünyadaki işlevine, sistemine karışma. Ne diyorsa, seni kim getirmişse ona tabi ol. Ahiretini o seçsin, olmaz mı? Bu sefer bu sistemin içerisinden çıkacak ahiret. Ahiret ahiretten çıkmıyor. Ahiret dünyanın inkışağının inkışafından çıkıyor. Ne yaparsa inan bana en doğrusunu, en iyisini o yapar. Yani bu sisteme seni kim getirmişse ki Allah, bu sistem nasıl çalıştığını, bedelleri nedir diye hiç yapmana gerek yok. Bu sisteme seni kim getirmişse sen bilmiyordun. Bu sistemi biliyor muydun? Bilerek mi geldin? Yok. Seni kim getirmişse tabi ol. Çünkü o getirmişse o biliyor. Senin için en iyi budur. Çünkü o seni buraya seçen o. Senin için en iyi yapan da odur. Buradaki dostlarını, ana babanı vesaireleri o ayarladığı gibi. Ana babanı sen ayarlamadın. O ayarladığı gibi oradaki dostlarını da o ayarlasın. Sen seçme. Yani dostunu da düşmanını da o bulsun. O söylesin. Kendine göre düşman seçme dünyada. El hubbu fillah vel buzu fillah. Ya Rabbi ne güzel Allah'sın ki, bak ya Rabbi ne güzel Allah'sın ki bilmem ki beni kendine meftun ettin ki bunları yazdırıyorsun. Celle Celaluhu amenu velluhu. Bir de okuyayım bunu. Bu dünyayı şartlarını bilmiyordun, sana o seçti. Şimdi de karışma dünya şartlarına. Ahiretini de o seçsin, o seçsin, olmaz mı? Ne yaparsa inan bana, o bana ne yaparsa, ne reva görürse benim için en doğru olduğuna itikad et. O en iyisini yapandır. Çünkü o bir şey yaparken bütünlük içinde yapar. Allah insana bir şey nasip ederken mazisini, istikbalini, halini nazara alarak yapar. Biz ise önümüzdeki seçeneklerden yaparız. Anne babanı o seçtiği gibi hayat felsefeni, hayat tarzını da o seçmiş. O zaman onun seçimine kanaat et. O ne yaptıysa en iyi yapan odur. Onun seçimini sorgulama. Niye bunlar başıma geldi deme. Peki abi bir şey soracağım da. Mesela bizim hatamızdan kaynaklanan bir sıkıntı başımıza, bir musibet başımıza geldiği zaman
O zaman ondan mesul oluyoruz. Yani insan daha çok o zaman diyor, niye bu hata yaptım, bu benim başıma geldi, kendine veriyor yani, kendisini suçluyor. O zaman nasıl bir şey olacak yani, Cenab-ı Hakk'a veriyoruz ama yani bizim düzü ihtiyarımız var mesela, bundan farklı mıdır? Bu değil. Mesela başımıza gelen kanserdir, elinin dışında, senin ihtiyarın dışında kanserdir, ömründür. Anne baban kim olacak? Yani irademizin dışında başımıza gelen sıkıntılar var. Resulullah'ın başına gelmedi mi? Geldi. Ustad hatalarından dolayı mı 28 sene işkence çekti? Yok. Her olumsuzluk olumsuz değil. Menfi ibadettir. İslamiyet'in bir müsbet ibadeti var. Bir de menfi ibadettir. İlim insanı yükseltir, yüceltir. Elem, sıkıntı insanı olgunlaştırır. Hamuru yaparsın, fırına vermesen yenmez. Fırın ateştir. Olgunlaşmak içindir. İnsan ne ile nerede fena olursa artık ona gözlük olur. Bir de okuyayım. İnsan ne ile nerede fena olursa artık ona gözlük olur, alemleri onunla seyretmeye başlar. Nedense insanlar bunun farkında değiller. Öyle bir hale bazen getirir ki sevgini elinden alır, seni içine çeker ve geçimsiz insan olup çıkarsın. Çok ilginç. Fena olduğu şeylerle kainata bak, kainata bakıyorsun. Allah. Ama farkında değilsin. Bunlar arkadaşlar bir kitaptan bir şeyden göremezsiniz yani. Bu felsefe değil. Gönül işi bu. Bak bir de okuyayım. İnsan ne ile virgül nerede fena olursa artık o şehir, o yer, o şey ona gözlük olur. Alemleri onunla seyretmeye başlar. Artık onunla seyrede. Bak ben sizi gözlükle seyrediyorum. Ama o kadar fena fil olmuşum ki gözlük kafamda bazen çoğu zaman veya bazen gözlük nerede diye gözlük arıyorum. Çok aramışım. Fena fil olduğumdan dolayı. Bazen o kadar gözlükten yok olmuşum ki gözlük yok benim bir parçam olmuş. Gözümü kaşıyacağım, gözlüme vuruyorum. Oysa böyle kaşıyacaktım, pat diye buna vuruyorum. Fena fil olmuşum. O zaman ne ile iş, nerede, mekan fena olmuşsam, o bana artık gözlük olur, onunla seyreder, onunla her şeyi düşünürüm. Nedense insanlar bunun farkında değiller. Benim fikrim zannediyor. Öyle bir hale bazen gelirsin ki sevgini elinden alır, seni içine çeker ve geçimsiz insan olup çıkarsın. Seni içine çeker. O zaman nerede, kimlerle beraber olduğunu önceden bak. Girdikten sonra bakamazsın daha. Artık ondan sonra tehditini savurur. Bunlar kardeş, enfusi şeyler, gezgin. Gezginin tespitleri diyelim. Ben iyiydim, derslere gitmeye başladım. Huruf-u mukattaları okuyunca kötü oluyorum. Kötü olmaya da başladım. Niye? Çok ilginç. Huruf-u mukatta şifadır. Ama kötü olmaya başladım okunca. İşte onu soruyorum. Kendimi sorguluyorum. Yani bunu çok siteye gelen sorulardan. Mesela 104 galiba. Psikoloji 104. Kur'an terapili.
Ya iyiydim dedi ya. Ben dedi anneme dinletirken ben de dinledim. Gözümü kapattım ne diyorsa. Gözünü kapat, sese odaklan. Ya diyor kötü hissetmeye başladım kendimi diyor ya. Aslında o değil değil mi? Kötü ha? Olan başkası. Değil. O değil tabii. Başkası o. Çünkü o kadar o şeytan, melun, o kadar kendisiyle özdeş, uyum olmuş ki. Yani şeytanla bütünleşmiş. Artık o mu bu mu fark etmiyor. Bir olmuşlar. Ne zaman ayırt edici bir yapı geldi, asit geldi onlara. Yani bir ayırt edici bir matkap geldi. İki ayrıldı. Adam dedi yani sıkıntı şu demek. Allah Allah ben hangisiyim, niyeyim? Ya iki kişi olduk ya. Allah Allah ya iyiydim. O garip garip düşünceler geldi. Kendimi iyi hissediyordum. Ne oldu ya? İki kişi olduk. Zaten iki kişiydiniz de o kadar el çabukluğu marifet yapmış ki tek yapmış sizi. Bakayım ne cevap var. Bir de okuyayım soruyu. Bunları kim tahlil edecek yani? Doktora gitsen, doktor bey ben kendimi iki kişi hissediyorum. İki tane karakter. Aman. İlaç iç. Tövbe ya. Tek ya olur ya. Tek isim. Bize geliyorlar. Yani insanı kendini üç kişi farz et. Hayda. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Odun, duman, nur. Odundaki duman, odundaki nur. Bir tanesini çıkartın bakalım, odun olur mu? Odunun kastı da, odun da bu. Niye? Üç tane yapı sistemini bilirsen, benim nefsim, ne yapar bu? Vehim işte. Rehin alır duygularını. Bu ne yapar? Nefis, vesvese. Yani benim nefsim, benim ruhum, ruh. Ne yapar? Olur mu ya ne yapıyorsun ya? Al ittir falan. Bu dersleri. Ya bir bakarsın seyrediyorsun. Doktor bey bir böyle ses duyuyorum. Bir böyle. Tabii ki böyle olacaktı. Bir nefis, bir ruh. Bu diyor ki, verazının payını. Bu diyor ki, ayıptır ya ne yapıyorsun ya? Bu diyor ki, aklın gider. Aklını sevsinler. Diyecek. Bu diyor ki aklını sevsin, aklı gidermiş. Kolay bir şey mi? Allah diyor ki akıl hakkında. Bundan daha latif, bundan daha harika bir mucize yaratmadım. He, düşüncen ne gidecek? Böyle bir şey olur. Bak, ben iyiydim. Derslere gitmeye başladım hocam. Huruf-u mukattaları okuyunca, Kur'an'da, Hizbul Kur'an'da, kötü oluyorum. Kötü olmaya başladım. Niye? Sen şimdi cevap. Sen şimdiye kadar şeytanla barışık yaşıyordun. O da bundan memnun. Sen de bu hayattan memnun idin. Yeni bir hayata başladın. Yuvasına çomak soktun. O da şeytan da aktif oldu. Ne oluyor lan sana? Ne yapıyorsun lan bana falan demeye başladı. Çıktı. Aktif oldu. Saldırıya geçti. O kötü hissettiğin şey aynı kişiydi sana kendisini unutturmuş. Hani vardı ya 13. lemada şeytanın en büyük hilesi kendisine tabi olana kendisini inkar ettirir, unutturur. Kendisine tabi olanlara kendisini inkar ettirir, unutturur. Aktif oldu saldırıya geçti çünkü rahatsız oluyor. Birisi rahatsız oluyor. Kim? Ya abi ben huruf-u mukatta'yı okuyorum, derse gidiyorum, rahatsız oluyorum. Peki, huruf-u mukatta Kur'an mıdır? Dersler Kur'an'ın hakikati mıdır? Sen bundan rahatsız oluyorsan niye anlamıyorsun ki? Kur'an'dan ve Kur'an'ın hakikati olan Risale-i Nur derslerinden rahatsız olan senin ruhun değil. Kur'an'dan rahatsız olan وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَانُ وَرَحْمَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِنِ لَا خَسَارًا. Müminlere şifa, kafirlere hasaret. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetin lil müminin. Derslere gidiyorum, Kur'an okuyorum, abi kötü hissediyorum. Sen misin hisseden? Karıştırma, ne karıştırıyorsun? Odundaki duman. Abi ne yapacağız? Kardeşim, odunu yaktığın zaman duman fazla çıkıyorsa demek odun ıslak. Kurut yani.
Biraz güneşe koyarsan odunu yaktığın zaman duman çok az çıkar. Bu sefer nur fazla gelir. Dumandan şey odundan duman fazla çıkıyorsa odun olgunlaşmamış demek. Git güneşi dur. Yani güneşten kasıt nuru Muhammedi, nuru iman, nuru ilahi. Odundan niye çok duman çıkıyor? Üstad da ondan. Kurumamış. Ondan çıkar kardeş. Bildiğin zaman keyif alıyorsun. Mesela bize de gelmiyor mu? Peygamber'e de geliyor. Geliyor. Fark şu. Ha geldi. Bu adam. Ben de bekliyorum olan bir vesvese gelse de şu abdesti almasam yani. Vesvese geldiği zaman abdest almıyorum. Çünkü vesvese varı yok edeceği için vara musallattır. Yoka değil. Ulan dedim abdestim olsa vesvese gelirdi. Vesvese gelmediğine göre abdest alıyorum. Ama bekliyorum ki olan bir vesvese gelse de almazsam. Abi peki bunun tersini kullanamaz mı? Olamaz. Yapısı öyle çalışmıyor. Güneş buza düşmandır. Buzda direnir. Abdest konusunda vehim olur mu abi? Yok var gösterme. Yok. Vehim nerede çalışıyor onu iyi bileceksin. Bu nerede çalışıyor? Bak vesvese burada vehim. Vesvese eyleme ve şey gelir. Fiil. İtikat. Vehim ise fikirdir. Yani yoku var, varı yok fikirler üretir. Bu fikirler üretmez. Abdestin yok, imanın yok. Yani fiil ve itikada gelir. İmana vesvese, imana ve fiile. Yani abdeste musallat vehim olmaz. Çünkü vehimin işlevi fikirseldir. Fikirler üretir. Yoku var üretir, varı yok eder. Delete eder fikirleri. Bunların yeri fikir. Bunun ise amel ve itikat. Ayırttığın zaman şıkkı ve şıkkı bitti işte. Şeytan amele ve imana yani varı yok eder. Adem alemleri hesabına çalışır. Varı yok eder şeytan. Yoku sorgulatıp var etmeye sebep olmaz. Aptal değil. Abdesti olmayana, imanı olmayana senin abdestin var mı ya? Senin abdesti yok ha bak. Yoksa çukura gidiyorsun. Oo imanın yok ha. Kafire imanın yok ha. İmanın çok kötü bir şey imansızlık. Lan cehennem Müslümanı olacaksın. Der mi şeytan? Gidip de iman eder adam. Gidip de abdest alır. Peki şeytan nereye şey yapar? Şeytanın sistemi, işlevini bilmeniz lazım. Şeytan şu alarda vücudu Adem'e dönüştürür. Varı yok etmeye çalışır. Yoku sorgulattırmaz. Yani abdesti olana abdestin yok der. İmanı olana imanın yok der. İmansıza imanın var mı demez. Abdestsize abdestin yok ha. Yok yok boşuna. Var. Abdestin var demez. Çünkü sistemi öyle çalışmıyor. Şeytan yani yeni bir hayata başladın, huruf-u mukatta okuyorsun, yuvasına çomak soktun, o da şeytan aktif oldu ve saldırıya geçti. Çünkü rahatsız oluyor. Hem yeni nurculuk, evrat, eskar, derslere gitmek, yeni bir hayata başlıyorsun. Adam razı olur mu? Oo, hoş geldin, yeni hayat. Ben gidiyorum, siz sağlıcakla kalın ey ruh, buyurun der mi? Demez adam. Nurculuğa başladın, kitap okuyorsun, bilmiyorum ne yapıyorsun. Allah Allah ya bu. Ya ben böyle bir şey yokken, ya biz dersleri Kur'an okumazken, namaz kılmazken hiç vesvese gelmiyordu. Tabii ki gelmez. Gelir mi adam yani? Beraberdiniz de ondan. Beraber yiyip içiyordunuz. Ali'ye İzzet Begoviç de öyle dedi. Biz dedi 250 bin kişi verdik ama millet olarak dirildik. Sırplarla zina yapardık, içki içerdik, domuz eti yerdik. Beraberdik diyor, her şey bitti. Ne zaman bize saldırdılar? Sorduk, hayırdır bize niye saldırıyorsunuz? Demiş halk. Bosna Hersek, Srebrenica, Makedonya. Demişler ki, siz Müslümansınız. Hakikaten mi ya? Allah Allah biz Müslümanmışız. O zaman anlamışlar. Müslümanlıklarını Sırplardan anlamışlar.
Öldük ama Müslüman olduğumuzu hatırladık diyor. O zaman millet olarak verildi. İngilizler dedi ki Almanlara, niye bunu şey yaptınız, Sırplara aktif ettiniz? Birkaç 3-5 sene de sabretseydiniz Müslüman denen bir millet kalmayacaktı Balkanlarda. Bunları saldırtan Alman. Silahları, paraları hep veren o. Avrupa'da veya Balkanlarda olacak bütün zulümleri finansmanın Almandır, akıl hocası İngiliz'dir dünyada. Almanlar acele etti. Allah işte tuzağa düştü. Ondan sonra yeni bir millet doğdu. Yani evrat okuyorsun, esker okuyorsun, derse gidiyor. Allah Allah ya da aratma. Hayır. Adam aktif oldu. Çünkü onunla beraber yaşıyordunuz. Televizyon seyret diyordu. Seyrediyordun. Namaz kılma diyordu. Kılmıyordun. Ya boş ver cuma ya. Ders ne? Adam niye sana saldırsın ki o zaman? Berabersin. Sen zaten şeytanlığı yapıyordun. Çünkü rahatsız oluyor. Hem yeni nurculuk, evrat, eskarlar, tesbihatlar, hayatını bırakmanı, acaba nerede hata yapıyorum demen için yapıyor şeytan bunu. Ulan ben ne yapıyorum ya? Namaz kıldım ya, rahatlamak için yapmıştım. Derse gidiyorum, risale okuyorum. Allah Allah, daha beter başımı sıkıntıya soktum. Bunu demen için yapıyor. Bu işten vazgeç diye yapıyor. Sen o zaman şöyle düşüneceksin. En keskin mantığı şudur. Kur'an okuyorum, rahatsız oluyorum. Kur'an'dan kim rahatsız oluyorsa o rahatsızdır. Odur. O bende var demektir. O aktif oldu demektir diyeceksin. Kur'an'dan kim rahatsız oluyor? O var sende. Kapatınca Kur'an rahat diyorsan demek ki saldırıya geçmiyor. Ölçü o. Kur'an. Pergeli oraya koy. Kur'an'dan kim rahatsızsa o seni rahatsız ediyor. Kur'an'dan kim rahatsız oluyorsa o seni rahatsız ediyor. Kur'an'dan kim rahatsızsa o seni rahatsız ediyor. 3 defa tekrar et. Doğru yoldasın demektir. Şeytan diyor ki TS var ya, Türk Standart Endüstrisi. TS yani şeytan destekli hayatını altına imza atıyor. Doğru yoldasın. Evet doğrudur şeytan. Niye? Vesvese veriyor. Hoşlanmadığı, onaylamadığı şey hücum eder şeytan. Mesela abi, bizim vücudumuz, Hasan abi, vücudumuzda en çok hareketten rahatsız olan biri ter. Ter en çok hareketten rahatsız olur. Ve vücudun her menfezinden kendini dışarı atar. Atar, evet. Ama ter, bu teri eğer vücuttan atmazsa şeker ve tansiyon hastası mesela olabiliyorsun. Hareket olmadığı için. Bu hareketten en çok etkilenen ter. Mesela şeytan ve bu erva habise falan, yani bizim vücudumuzun her latifesine mesela tesir ediyor. Ve bizim okuduğumuz hurufu mukatta, Kur'an'da her latifeyi canlandırıyor. Canlandırıyorsa ter devi dışarı atıyor. Atıyor. Bu sefer insan yıkama ihtiyacı hissediyor ve rahatsızlık mesela hissedebiliyor bazıları. Evet. Fakat onun hayrı için yani. Çok güzel bildiğim bir misal. Tabii vücudun aktif olduğunu gösteriyor. Ter niye çıkar? Vücut aktif demek. Aktif. Aktif olmuş. Şimdi biz Kur'an okuyoruz. O şunlar bunlar patlıyor. O şey kılma falan. Ya abi diyor ya, ben namaz kılmadan önce böyle bir şey yoktu diyor. Namaza bir başladım neler geliyor dedi ya. Tabii ki gelecek lan. Abi kadın geliyordu. Ona kadınsız namaz olur mu lan dedim ben de. Kadınsız. Gülüyorlar yani. Ya öyle mi ya, sana da mı geliyor falan böyle, aman ya falan. Hayır olur mu ya? Allah kainatı kadınsız yaratmadı. Onun hulasası olan namaz kadınsız olur mu? Parasız olur mu? Olaylar olacak kardeş. Çözemediğin filmleri çözeceksin, hesaplar yapacaksın, unuttuklarını vereceksin. Namaz acayip bir alem ya. Senin mesuliyetin şu. Meşgul olma. Adam oynuyor. Ne yaparsa yapsın kardeşim. Senin iradenin alakası yok ki. Yani bu memlekette sip sen mi oturuyorsun? 23. sözü okumuyor musun? Saray var. Bir sürü odalar var, bir sürü yerleri var, yönetim sistemi var, müracaatlar var. Bir sürü kişiler oturuyor burada. Sen mi oturuyorsun burada? Hayan, edep, gadabın, birbirine zıt duygular, hislerin yok mu? Oho. Sen bu 60, bununla mı kendini ifade ediyorsun? Odunda bak kaç kişiyle oturuyor. Duman oturuyor, ultraviyol ışınları, nur okuturuyor, ısı, ondan sonra kül, dalga boyları, renkler, latifeler. Bir sürü şeyler var ya. Abi odun da bu kadar. He? Melaikeler, habisler, dumanın heykeli, erva habiseler.
Nurun Mekkelileri, Ervaniyeler. Ne, kim neler var ya burada, neler var ya? Şu anda bizi bilmiyor mu? Biliyor. Ama daha ilim buna gelmemiş. Şu anda beni tanıyor, bir hissi mi? Çünkü hayatı var, hissi var. Peki. Niçin yaşadığını bilmeyen bir an önce ölmek ister? Bilmiyor da yaşamıyorsa dini, kabiri ve ölümü hatırlamak istemez. Bir de okuyorum. Kim mesela intihar etmek isteyenin de cevabı olsun bu. Niçin yaşadığını bilmeyen, duyuyor musunuz? Niçin yaşadığını bilmeyen bir an önce ölmek ister. Şöyle diyeyim. Nereden geldiğini bilmeyen, nereye gittiğini bilemez. Bak, nereden geldiğini bilmeyen, nereye gittiğini bilemez. Nereden geldiğini demek, Allah'a şuuru ne kadar azsa, ahirete intikal o kadar zayıf olur. Tamam mı? Nereden geldiğini bilen, nereye gittiğini de bilir. Bak mantık yapıyorum, bir daha söylüyorum. Nereden geldiğini bilmeyen, nereye gittiğini de bilemez. Nereden geldiğini bilen, nereye gittiğini de bilir. Nereden geldiğini bilen, nereye gittiğini de bilen insan, burada, burası neresi, ben kimim, ne yapacağımı da bilir. Eğer bir insan ölmek istiyorsa, leylim leylim ha 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 yaşamak istiyorsa, nereden geldiğini, nereye gideceğini bilmiyor demektir. Çünkü nerede, niçin var olduğunu bilmiyor. Bir de okuyayım bu cümleyi. Niçin yaşadığını bilmeyen bir an önce ölmek ister. Bilmiyor da yaşamıyorsa dini, kabiri ve ölümü hatırlamak istemez. Mesela, biliyor, ahireti biliyor. Allah'ı biliyor. Burada niçin yaşadığını, burası neresi olduğunu biliyor. Ama dini yaşamıyor. Bu da ne yapar biliyor musunuz? Kabri, ölümü hatıra getirmek istemez. Hatırlatan her şeyden kaçar. İki tane önerme çıktı, gördünüz mü? Bir, ölmek, niçin ölmek ister bir insan? Niçin yaşadığını bilmeyen bir an önce ölmek ister. Bu bitti. İki, niçin yaşadığını, burası ne olduğunu, yani Allah var, gafil yani, bir Müslüman gafil. İkinci önerme. Gafil Müslüman, dinden uzak, dini yaşamıyor. Bunlar da ölümü, kabri hatıra getirmek istemez. Başka? Kendimi tanıdıkça zaaf yönlerimi de fark ettim. Ve hayatımı disiplin etmem gerektiğini anladım. Hayatın lezzetini disiplinle alınabildiğini, bilinebileceğini şuur ettim. Bunu iyi dinle Musa. Bir de okuyayım. Kendimi tanıdıkça, sana hitaben değil, bu kendi bu kaç senesinden önce yazılmış. Bak, kendimi tanıdıkça zaaf yönlerimi de fark ettim. Zaaf yönlerimi ters yapıyorum önermeyi. A eşittir B ise B eşittir A. Zayıf yönlerimi tanımak bana kendimi tanıdığımı gösteriyor. Kendimi ne kadar tanırsam zaaf yönlerimi de o kadar tanırım. Ve hayatını, zayıf yönlerimi bilirsem hayatımı disiplin etmem, hayatımı disipline etmem gerektiğini anladım. Hayatım disiplin edilmesi lazım. Öyle kendi başına uçurtma gibi havada nasıl rüzgar ne taraftaysa öyle döner. Hayatımı disiplin edeceğim. Yani oturmam, kalkmam, seyrettiklerim, yediklerimi, dostlarımı, düşmanlarımı, kitap okumamı, ne kitap okuyacağım, ne... bunlar hep disiplin edilmesi lazım. Peki ben ne demiyorum? Disiplinli bir yere yaşayacaksınız. O grupta olacaksınız. Leylim leylim olan yerde bulunmayın. Ha 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 ha. Giren belli değil, çıkan belli değil, ders belli değil, sohbet belli değil. Kim kimin elin cebinde, kim kimin okuyor. Böyle bir garip bir şey. Böyle değil mi? Ne? Disiplin yok ki. Orada ne alacaksın ki sen? Hatta tam tersine zarar. Ya ben kaldım. O yerleri biliyorum. Demene vesile olacak.
kalmasaydın daha iyiydi. Çünkü bir arzu olurdu böyle yerlere kalayım. Öyle yılışık yerlerde kalınca arzu da olmaz. Biliyorum der. Neyi biliyorsun hakikaten öyle bir yer. Onun namı altında ama öyle bir yer değil. Disiplinsiz bir yer olmaz. Bu sefer hayatınızı disiplin ederseniz hayatınızdan lezzet alırsınız. Lezzeti ehli dünya ne zannediyor biliyor musun? Belki de siz de öyle. Bak, lezzet şu zannediliyor. Sıkıntıyı unutmak. Lezzeti bunu zannediyorlar. İçkiyle, televizyonla, haberle, fuhuşla vesaire. Bunlar lezzet vermez. Sıkıntını geçici unutturur. Sıkıntını unutmaya lezzet denmiş. Hayır. Lezzetin zıtsız, başka şarta bağlı olmadan olan lezzet ise vücuttur. Varlığının farkında olmaktır. 32. sözden söylüyorum. İmandır. Ahireti ümitli yaşamaktır. Özüne dönmektir. Öz değerlerini fark etmektir. Sayıyor orada. Başka? 5 vakit namaz 5 vakit namazda ben yalnız olmadığımı anladım. Çok ilginç. 5 vakit namazda ben yalnız olmadığımı anladım. Onu anlıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vay be 18 bin alem. Ve onun sahibi. Errahmanirrahim. Özgüveni inşa eden Rahman ve Rahim. Maliki yevmiddin. Öyle tesadüfe gitmiyoruz. Kuyu muyu yok orada. Ne kuyusu? Kafir bile kuyuya bırakmazlar. Müslümanı da bırakmazlar. Orada cesettir. Kirlenen gömleği kasaya attığın gibi. Kafiri oraya bırakmazlar. Dibe götürürler. Müslümanı da oraya bırakmazlar. Alaya götürürler. Orada kimse yok yani. Orada ne işi var? Rahmet olurdu kafiri oraya tutsalar. Allah Allah. 5 vakit namazda ben yalnız olmadığımı anladım. Ben bunu köyde dağda yazdım. Allahu Ekber. Ne oldu? Niye böyle durmadın? Hayır. Böyle ol. Navigasyon. Navigasyonla adres girin. Nerede olduğumu gösterir mi göstermez mi? Adres girin. Böyle gideceksin diyor. Ha beni birisi seyrediyor. Şüphe var mı navigasyon elindeyken? Navigasyon elinde. Adresi yazdın. Nertop gösterdi beni. Yazdı adres. Şöyle gideceksin diyor. Şimdi navigasyon bana yolu gösterirken, bulunduğum yeri de gösterirken sen diyebilir misin ki şunu, şu sistemi uydu görmüyor. Görmesi olur mu? Bana kıbleyi gösteriyor. Hayatımın kıblesini. Böyle git diyor. Navigasyon. Allahu Ekber. Kıble. Yani navigasyon sağa dön diyor. Bu navigasyonu açtıktan sonra uydudan şüphe etmiyorsan namaz navigasyonunda da Allah'tan şüphe olmuyor işte. O da sana yol gösteriyor. Yalnız olmadın bak. Allahu Ekber yönünü gösteriyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin cemi olduğumu. Ama kim peki bu alemlerin sahibi bana yüklemiş? Errahmanirrahim. Navigasyon bu. Navigasyon mu basın? Şöyle git sağa git. Biraz sonra çıkacaksın. Maliki yevmiddin. Gideceğin hedef burası. Hiçlik yok bak. Bu memlekete gideceksin. Maliki yevmiddin. Peki yollarda ben ne yapacağım peki? Tamam da navigasyon diyor ki. Navigasyon göstermiyor ama namaz navigasyonu gösteriyor. Bir sürü sıkıntılar olacak yani yolda inmin. Ne yapacağım o zaman? İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Birisine güveneceksin, birisinden yardım isteyeceksin. Niçin yardım? Çünkü güvendiğin için yardım hakkın oluyor. Güvendiğin için, ibadet ettiğin için ondan yardım istiyorsun. Yani yardım isteme hakkın doğuyor.
Onun için endişe etme. Takip ediyorum seni diyor. Ya. Navigasyon, namaz navigasyondur. Beşeri uyduya bağlıyor. İnsanı hakikatine bağlıyor. İnsanı Allah'a bağlayan ve yöntem ve yollarını gösteren sistemdir. Sistemin içeriğidir. Gir içeriye. Giriyorsun. Peki navigasyon adresin hedefini gösterdi. Şüphen var mı? Ya canım gösteriyor ama öyle bir yer yok. Yoksa nasıl gösterir? Navigasyonun hedefinden, gösterdiği hedeften şüphe eden var mı? Yok. Ruhum da beka istiyor. Navigasyon, ruh navigasyon. Beka denilen bir yer yoksa bende niye istek var? Eğer yazılan adreste böyle bir yer yoksa navigasyon niye hedefi gösteriyor? Hedefin şu kadar mesafede diyor. İşte bu namaz navigasyonuyla yalnız olmadığını, takip edildiğini, takip cihazı olduğunu. Adeta takip cihazı namaz. Başka, gerçeği söyledikçe kalbin kuvvet bulur. Unutma. Yalan ve yalan kistemiyor. Müslüman yalan diyebilir ama kist diyemez. Peygamber Aleyhisselam'ın hadisini okumuştuk ya, şey yapmıştık. Efendim şu ne günah yapabilirdi demişti. Ve Müslüman iki tane şey yapabilir de ama kis yapamaz dedi. Yalan. Hırsızlık yapabilir mi? Hırsızlık yapabilir. Zina yapabilir. Yok, hayır, zina yok. Yani ya, başka rivayetlerde de şey var ya. Ben zina rastlamadım. Zina değil. O büyük kebair değil. Ebu Zer Gıfari'yi soruyor abi. Tabii başka metinler var da. Birisi işte hırsızlık abi. Bir tanesi içki içebilir mi manasında? Bir tanesi de zina yapabilir mi? Ben o günah kebairi hatırlamıyorum. Hırsızlık var. Şey var. Hırsızlık var. Yani şöyle. Mesela şuna müsaade edilmiş. Öldüreceğim seni. İnkar et. Ruhsat var. Ama seni öldüreceğim, zina yap. Yani ben ölmeyeyim, başkasının hukukuna tecavüz yok. Orada bir şey var, bir yerde bir şey vardır. Bakmak lazım. Şunu demek istiyordum zaten. Yalan aklidir, kis kalbidir. Ama kis bir sen yalan diye tercüme edersen ortalık karışır. O zaman yalan yalan olur. Şimdi niye dedim? İnsan yalan konuştukça kalbi zayıflar. Kalbin zayıflamasının bir sebebi de bu. Şimdi aklıma geldi abi, orada düşer mi diyor, yapabilir mi derken haşa, yani öyle bir hadisin, çünkü Türkçe asla hadisi karşılamıyor ya abi. Yapabilir mi deyince, yani yapabilir böyle bir şey, yani bu hataya düşer mi manasında, böyle bir hataya insan düşebilir mi? İnsanlık halidir, düşebilir yani, tövbe de edilir. Ha düşebilir. Ha, düşmek. Yani. Ha. Düşebilir. Düşebilir. Yapabilir. Ama kisp yalan değil, yalana da düşebilir ama kisbe düşemez. Düşemez. Orada kisp yapabilir mi diyor. Resul-i Ekrem Efendimiz diyor, Müslüman kisp söylemez diyor. Yapamaz. Ama tercüme edilince yalan deniyor. Evet. Yani. Hayır. Yalan değil. Kisbin için. Çünkü kisp münafıklığın alameti. Münafıklıktır. Sistemin çökmesi demektir o. Kisp kalbidir, yalan aklidir. Şimdi burada niçin şey yaptım? Yalan kalbi zayıflatır. Yapılan ibadetten, evratların, eskarın zevkini alamaz. Yalandan. Bir de haram yemekten. Haram bakmak, haramlara bakmak, haram yemek. Bir de ne demiştim? Yalan. Yalan, harama bakmak, haram yemek, evrat, eskar, ibadetlerimizden lezzet alamaz hale getirir bizi. Buldum da diyor ki, peki ne diyor? Memur koprak olur mu? Evet. Peki cimri olur mu? Ha bu. Allah razı olsun. Bu işte. Zina içki yok. Şey abi. Oku. Ravileri farklı ya. Onun için ben... Ama ravileri de yanlış hatırlıyorsun. Ebu Zer Gıfari Hazretleri. Bu günah kebairdir. Ha, doğrudur abi. Doğrudur. Bu değil. Oku bakayım hadis. Nerede kaynak? Şöyle bak abi. Sen oku, ben gözüm okudum. Safvan İbn-i Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedi. Mümin korkak olur mu? Evet buyurdular. Peki cimri olur mu dedik. Yine evet buyurdular. Biz yine
Peki yalancı olur mu diye sorduk. Bu sefer hayır buyurdular. Bu kütüb-i sitede geçiyor abi. Muvatta kelam olmadı. Evet. O yani yalandan tercümede kisp. Sonra bak. Demek ki cimri ve korkak. Çünkü ötekisi kibayirdir ya. Orada bir şeylik var. Gerçeği söyledikçe kalbin kuvvet bulur. Yalan söyledikçe kalbin zayıflar. Başka dedik. İnsan yaratıcısı sabit ölçü yapıp kendini ondan sonra şekillendirebilir. Yoksa nereye, nereye göre ne olur? Demek ki insan yaratıcısını sabit alacak, ondan sonra hayatını şekillendirecek. Mesela ne demek şekillendirmek? Yani ev taşırken, mesela yanlış yapılan şeylerden bir tanesi, mesela sizin memurlukla vesaire veya halkın şeyi, evi taşıyor. O taşıdıktan sonra, burası neresi? Bu şu an. Burada hizmet var mı? Günaydın derler adama. İlk önce hizmeti soracaksın, sonra taşınmayı hesaplayacaksın. Ecdat ilk önce komşuyu demişler, yani şimdi hizmeti. Camisi var mı? Bir bakayım. Ne zaman bakıyorsun taşındıktan sonra? Hizmet var mı? Dershaneler var mı? Benim çoluk çocuğum, hanımım, evladım, ben nereye gideceğim? Dur buluruz. Hayır, ilk önce bulacaksın, sonra taşınacaksın. Ters olursa hayatın ters gider. Bak samimi olursan Allah da sana samimi yerleri nasip eder. Abi burada dershane var mı? Neredesin diyorum adama. Falan yere taşın. Peki taşınmadan önce niye sormadın? Niye sormadın? O kadar ciddi almıyoruz ki. Ama taşınmadan önce çocuğun okulunu ilk önce araştırıyoruz. Evle okul ne kadar mesafe olacak? Okul var mı? Hangi okul? Okul için aile taşınıyor, hizmet için aile taşınmıyor. Oğlum kızım pilot olacak, doktor olacak diyor, vakıf olacak, alim olacak demiyor. Hedef göstermiyor çocuğa. Ondan sonra abi çocuğum dinlemiyor. Herhalde tabii sandalyenin yası kafana geçirmiyor hayret. Son paragrafımı okuyorum. Risale-i Nur'ları ciddi muhatap olduktan sonra, kendimi keşfetmeye başladıktan sonra en belirgin şunu fark ettim. Kendim ha, neyi fark ettim? Dün ile yarının, dünya ile ahiretin pek farklı olmadığını anladım. Hissettikçe de, yani dün ile yarının, dünya ile ahiretin pek farklı olmadıklarını anladım. Hissettikçe de kendimi daha mutlu hissetmeye başladım. Sanki kabir aguşu nazdaranesini, gönlünü bağını bana açmış, beni bekliyor ve özlüyor gibi olmaya başladım. Ölümden korkmak değil, sanki kabir aguşu nazdaranesini açmış, gönlünü açmış, beni bekliyor, beni gözlüyor, beni özlemiş diye gördüm kabiri. Bir, seni muhvedeceğim, keseceğim, doğrayacağım denen bir yere gitmek zorundasın. Bir de herkes seni bekliyor, bayrak tutmuş, seni gözlüyor, özlüyor, ağaçlara çıkmışlar, senin yolunu gözlüyorlar. Böyle bir yere gitmekte insan korkar mı? İşte Risale-i Nur'u tanıdıktan sonra öteleri buraya karşı böyle görmeye başladım. Hayatım çok ciddi anlam kazandı. Ahiret inancı artık bana çok zevk vermeye başladı. Belki de bazen orayı özlüyorum. Ne zaman benimle risaleler arasındaki fark azaldıkça oraya göç vakti demek olacaktır. Dünya hayatım ahiret hayatı arasındaki yaşam farkını kaldırıyor Risale-i Nur. Yani buradayken orayı yaşıyorsun. Oranın ahvalini yaşıyorsun. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki avamın beklediği cennetteki haleti rüyayı diyor. Havas dünyada yaşar. Ne dedim anladın? Bakıyorsunuz da. Bir de okuyayım. Tam tersi olacak abi. Nasıl? Yani. Nasıl tam ters? Dikkatimizi çekmek için tersten mi söylediniz? Yok mesela nasıl yani nasıl olacaktı? Ben de yanlış anladım abi. Peki bir de okuyayım.
Risale-i Nur'lara ciddi muhatap olduktan sonra kendimi keşfetmeye başladım. Sonra şunu fark ettim. Risale-i Nur'a ciddi muhatap olduktan sonra. Neyi? Dün ile yarını, dünya ile ahiretin pek farklı olmadığını anladım. Ve dünya ve ahireti, yani dünyadayken ahiret alemleri, haletlerini yaşayınca, ahiretin şartlarını yaşayınca, neyi yaşarsanız ona ait hisler olur. Ahirette geçerli olan akçeyi, fiiliyatı burada yaşarsan, ahirete ait duyguları yaşarsın. Ben var ya, ölmeden evvel ölmüşsün. Peki gibi, evet. Mesela diyelim ki, kendin bir şey vehem ettin. O oluyorsun. Kendini kötü düşünüyorsun. Kötü hissedersin. Bakın, ahirete ait geçerli akçeleri, ahirette var olacak malzemeleri bu dünyada yaşıyorum ben. Namaz oranın özelliği. Oruç oranın özelliği. Oranın malzemesi. Haram yememek. Disiplin etmek. Yoksa bu hayatın zorunlu neticeleri değil. Bu hayat buna düşman yani. Oruca düşman. Değil mi? Bu hayatın simgesi olan nefis. Ahirete düşman. Haram helala düşman. Takvaya düşman. Takva bu hayatın özelliği mi? Bu hayatın dayatması mı? Söyleyin bana. Takvalı yaşamak, harama bakmamak, kendini uzak tutmak, televizyonlardan uzak durmak. Bu hayatın dayatması mı? Bu hayatın zorunlu iktizası mı? Hayır. Ahiret inancının zorunlu iktizası değil midir? Bir insana ahiret inancı ne kadar hakim olursa takvan o kadar güçlü olur. Öyle değil. O zaman ben takvalı yaşıyorsam burayı yaşamıyorum ki. Takva buranın bir dayatması, bir hayatın iktizası değil. Buraya rağmen orayı yaşamaktır. Takva buraya rağmen orayı yaşamaktır. Bu çok önemli bir cümle. Dünyaya rağmen ahireti yaşamak. Evet. Ahiret dünyadayken hayatını. Şimdi neye götürüyorum? Dünyada dünyanın iktisası değil oruç tutmak. Dünyanın dayatması değil takvalı olmak. Dünyanın isteği değildir namaz kılmak. Ben bu fiilleri yaparsam oranın duygularını, hislerini buraya taşımış oluyorum. Yani oradaki hisleri burada yaşamış oluyorum. Çünkü namaz kılarken yaşadığın haletler dünya cinsi değil. Takvayı yaşarken Allah diyor ki benim korkumdan, benim hafımdan dolayı ey harama karşı gözünü kapatan, çeviren kulum. Ben o haramdan alacağın lezzetten daha fazla kalbine ruhani, lahuti lezzet koyacağım. Bu lezzet dünya cinsinden midir? Değildir. Takvayı yaşarken sana yüklenilen lezzet buranın cinsinden bir lezzet değil. O zaman zaten sen oraları yaşıyorsun, o aletleri hissediyorsun, o duyguları yaşıyorsun. Peki ölmeyle ne değişecek? Zaten orayı hissediyordun, zaten o duygular vardı. Biraz da kapasitesi gelişecek işte. Ölmek bal kaymak gibi olacak ha. Ölmek bal kaymak gibi olacak. Yani nefis cihetiyle ölüyorsun arkadaşlar. Nefis ölüyor. Nefis bak diyor. İç diyor. Başver, var, vur, çal oynasın, pat çatlasın diyen o. Ama sen buna rağmen yaşıyorsun. O zaman nefsinin isteğini yaşamıyorsun. Nefis o zaman ölüyor. Nefsin isteğini yaşamazsan nefis ölüyor. Neyin isteğini yaşıyorsun? Buradan kimin isteğini yaşıyorsun? Ahiretin. Ahiret bizde ne istiyorsa onu yaşıyorsun. Sanki onu burada yaşıyorsun. Ya adam yurt dışından geldi, kendi memleketini burada yaşıyor. O zaman sen nefis cihetiyle öldün. Ölüm anında kim ölecekti? Nefis. Sen zaten nefis cihetiyle ölmüştün. Sen zaten ölmüşsün. Nefis cihetiyle ölmüşsün. O zaman ne mutlu sana, ölmeyeceksin. Kim ölecek? Nefsi diri olan, nefsi hay olan, nefsini öldürmeyen, nefsini yaşayan ölecek. O zaman ölümden korkan nefsini yaşamazsın. Nefis cihetiyle ölürsen, munadim ol ki
Belki bir hayat bulasın. O zaman ölen ölmeyecek. Ölmeyen ölecek. Sanki kabir aguşu nazdaranesinin gönlünü bağını bana açmış, beni bekliyor, beni gözlüyor, beni özlüyor hissediyorsun. Ahiretteki şeyleri yaşayınca. Bak bir daha söyleyeyim. İyi dinleyin bunu ama. Bak bu yangın arabası gibi. Allah diyor mu ki, ey kulum, şu haramı benim için terk et. Diyor. Sen diyor, bunu benim için terk edersen, o haramdan alacağın nefsani lezzetten ben sana kalbi ve ruhu daha büyük lezzet vereceğim. Diyor mu demiyor? Diyor, vereceğim. Peki, sen bu haramı terk edersen Allah'ın kalbi ve ruhani lezzeti vermesi, o lezzet dünya cinsinden midir? Kadına mı benziyor? İçkiye mi benziyor? Baklavaya mı benziyor? He? Benzer. Şöhrete mi benziyor? Demek ki kalpte ve ruhta yaşanan lezzet ve zevkler buralı değil. Ötelerin özelliği, ötelerin yansımaları, ötekilerin sende, öteki alemlerin sende ifadelenişi. Yani buranın özelliği değil o. Buranın duygusu değil. Buranın hali değil. Ve seni de kimse anlamaz bunu. Anlatamazsın da. O zaman sen buradayken orayı yaşıyorsun. O zaman buradan oraya gitme ne değişecek ki? Değişen ne ki? Sen zaten o halleri yaşıyorsun. Çekirdek olarak yaşıyorsun orada, ağaç olacak. Değişen hiçbir şey yok. Acayip bir şey ya. Geçi biraz hissetseniz ya. Ben ifade edemiyorum. Hayatım çok ciddi anlam kazandı risaleler okuyarak. Ciddi muhatap okuyarak. Ahiret inancı artık bana çok zevk vermeye başladı. Belki de bazen orayı özlüyorum. Ölü günler geliyor yani. Oraya bir gitsem ya sağ selamet böyle. Bazen orayı özlüyorum. Ne zaman benimle risaleler arasındaki fark azaldıkça araya göç vakti demek olacaktır. Yani baktı ki risalelerle aramız açıldı, açılıyor. Demek ki göç vakti geldi. Dünya hayatım, ahiret hayatı arasındaki yaşam farkını kaldırmam lazım. Yani dünyada yaşarken ahiretten kopuk yaşamamam gerekiyor. Dünya hayatı, ahiret hayatına barışık olması lazım. Arasında boşluk olmaması lazım. Ben nurları tanıdıkça dünya hayatıyla ahiret hayatındaki farkın benden kısmen kalktığını gördüm. Evet. Buradan bir daha alabiliriz abi son cümleyi. Bir daha bak şimdi. Risaleleri tanıdıkça bu dünyada yaşarken bu dünya cinsinden olmayan fikirler, hisler, duygular, latifeler, keyifler, lezzetler, haletler yaşamaya başladım. Risale-i Nur'u tefekkür ettikçe. Baktım ki bu zevk ettiklerim şeyler dünya cinsinden değil. Yani dünyaya, dünya cinsinden olsa herkes de olur. Baklavayı herkes alıyor. Her yerde satılıyor. Kadına bakmak, içkiye bakmak, bilmem ne yapmak. Onlara benzemiyor bu. Tamam. O zaman ben risaleleri okudukça ötelerin, öteki alemlere ait hazlar bende yaşanmaya başladı. Kalp ve ruhun geleceğin hayatına geri derken o kadar gir. Dinliyor, o. Kalp ve baktım ki yaşadıklarım bu dünya cinsinden değil. Bir isim ver bakalım. Lahuti duygulara bir isim ver bakayım. Karpuza benziyor mu? Şeftaliye benziyor mu? Yok. Ne? Ama zevk var. İşte Allah ona ait bir tane örnek verdim. Ey benim için haramı terk eden kulum. Haramdan alacağın nefsani lezzetten ben sana lahuti, kalbi ve ruhani lezzet vereceğim. Bu lezzete bir isim koyun. Şeftaliye benziyor mu? Nereye benziyor? Yok ki. Dünyada yok. O zaman ben burada yaşarken oraları yaşamıyor muyum? Buradayken oraları yaşıyorsam burası ile orası arasında
Berzah kalktı. Arada bir boşluk yok ki. O zaman kim kimden korkuyor ki ölümden? Ölüm ne demek ki, ben de zaten şaşırdım. Küllü nefsin zayikatı mefti. Her nefis ölümü tadacak. Küllü ruhun demiyor ki. Ruhlar tatmayacak ki. Nefis ölümü tadacak. Yani kopuk yaşıyor ahiretten. Ahiretten kopuk yaşayanlar. Yani ahirete ait duyguları dünyada yaşamayanlar. Yani akılları ve kalpleri ruhları kalpleri ölenler. Ahiretin ölüsüdürler. Dünyanın dirisidirler. O zaman bu insan buradan çıkıp oraya geçmesi için buradan ölmesi lazım. Buranın dirisi. Diriyken oraya nasıl geçecek? Ölecek oraya geçsin. Bir insan düşün ki, nur talebesi, buradayken oraları yaşıyor. Yani oraların geçerli akçesini yaşıyor. Oraların halleri var, duyguları var, lezzetleri var, keyifleri var. Tamam. Ruhani lezzetler yaşıyor. Zevkler yaşıyor. Hazlar yaşıyor. Duygular yaşıyor. Tefekkürle, tefeyyüzle, inikasla, incizapla, inikasla. Yani bu ne demek yani? Bu şualardan söylüyorum. Yani bu dünyada ulvi şeyler yaşıyor. E bunlar ne? Buranın cinsi mi? E yok, buradayken zaten oraları yaşıyorsun. O zaman öyle ölümle ne değişecek ki ya? Sen zaten oraları yaşıyorsun. Ben anlamıyorum burayı. Ne değişecek ki? Şu anda ben vefat ettim. Şu anda. Ya ne fark olacak burayla orası? Ne fark var yani? Ha bu çekirdek orada ağaç. Çekirdeği görünce ağaca. Allah Allah, tabii canım bu çıkacaktı. E şaşırmayacağım ki. Niye? Allah burada sana rahmet etmiş. Orada gadap mı edecek? Allah sana bunları nasip etmiş. Yaşıyorsun. E tamam. Vereceğine delildir, verdiğidir. Vermek istemeseydi, vermezdi sana. Sana vermiş, orada da vereceğini gösteriyor diyor. Allah seni affetmek istemeseydi diyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ali'ye ve Hazreti Osman Efendimiz'in lisanıyla geliyor. Allah seni affetmek istemeseydi, sana tövbeyi nasip etmezdi. Tövbeye muvaffak olan aftan mahrum olmaz diyor. Sana bu halleri yaşatan demek ki verecektir. Elhamdülillah. Tamam. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.